Selamlar, sevgiler, fantastik severler. Ben Fantastik Sever Bey. Nasılsınız? Keyifleriniz yerinde mi? Çayı kasten kameranın önüne koydum. Ki tütüşü gözükebilsin. Zira ben çok hoşlanırım öyle çayın tütmesinden, sıcak çayın. Fakat bunu yapacağım diye de videoya hazırlıksız girdim. Ha, zira hazırlıksız girmesem ne olacaktı? Hiçbir şey fark etmeyecekti. Çünkü The Boys ikinci sezon hakkında konuşacağım bugün. İkinci sezonun finali hakkından yani spoilerlı olacak fakat spoilerlı olmadan önce küçük de bir The Boys'u özetleyeceğim. Çünkü spoilerlı videoları o içeriği tüketmeden tüketenler olabiliyor. Ee, bu kişinin yorumlarını sevdiği için vesaire Hani küçük bir dizi neymiş nasılmış öğrensin. Ki bu arada izlemenizi tavsiye ediyorum. Zaten spoilersız olarak söyleyebileceğim. Bir diziyi anlatmadan spoilersız önce. İzlemenizi tavsiye ediyorum güzel. Fakat e, vahşet ve çıplaklık var dizide bolca. Yani vahşet bolca var ve böyle hani absürt mizah seviyesinde var. Dolayısıyla iğrenecekseniz veya atıyorum fazla gelecekse girmemeye özen gösterin. Yani bu insanlar böyle şeyleri genelde bir challenge olarak alır. Ne çok mu sertmiş ha izleyeceğim falan. Yok hayır cidden mideniz kaldırmayabilir. Ben ya yani bir noktada ben böyle şeyleri genelde çok şey yapmam. Etkilenmem. Fakat bir noktada benim bile midem bulandı. Neyse. Anlatmaya başlayayım. The Boys ikinci sezon Spoilerlı konuşmadan önce The Boys'un özetini şöyle bir çayımdan bir yudum alacağım. The Boys, süper güçlü insanların çok çoğaldığı bir dünyada süper kahramanların, süper kahraman ve süper güçlüyü ayırıyorum şu anda. Süper kahramanların insanları umursamadığı bir anda süper kahramanların bu, bu umursamayan eylemlerinden zarar görmüş insanların çok fazla süper kahraman oldu. Dayanmaya çalışın. Süper kahramanlardan intikam almasını anlatan bir dizi. Bu bir cümleyle özetiydi. Şimdi bunu 3-4 cümleye böleceğim ki daha kolay anlaşılsın. Çünkü benim kabahatim. Bazen böyle bir şeyi bir cümleyle anlatabilmek tamam belki senin edebi anlamda yetkinliğini gösteriyor olabilir fakat anlatıcı olarak yetkinliğini göstermiyor. Çünkü zor anlaşılır bir şeyi bir cümlede anlatırsan. Felsefede genelde bunu hata yaparlar. Süper kahramanlar çok bu dünyada. Ama sadece süper kahramanlar çok değil, süper güçlü insanlar da çok. Bu süper kahramanlar, süper kahraman oldukları için, rockstar gibi tapıldıkları için, insanları kurtardıkları için vesaire kendilerini tabii ki de daha üstün görüyorlar insanlardan ki daha üstünler de zaten süper kahraman onlar. Bir ırkçılık yok şu an bu noktaya kadar. Bu süper kahramanlar insanları umursamamaya başlıyor görevlerini yaparken. Yani atıyorum şuradaki, şurada bir bomba patlaması olacak. Oradaki insanları kurtar, o giderken işte Superman, Man of Steel'da izlediğimiz sağ yık, sol yık, binaları yık, oldu sana zayiat milyonlarca kişi 10 kişiyi kurtaracaksın diye olacak iş değil tarzında işler yapıyorlar ve bu olay medyadan basından vesaire saklanırken bu bu arada ilk bölümü anlatıyorum hala bazı insanlara dokunuyor tabii ki de ucu yani süper kahramanın hata yapması sonucunda bir kişinin ailesi ölüyor bir kişinin işte yok tanıdıkları ölüyor arkadaşları ölüyor vesaire vesaire şu an uyduruk e, örnekler veriyorum hala spoiler yok ve bir grup insan The Boys adında toplanılmış bir ekip. Ki The Boys demiyorlar galiba adlarını. Hani dizinin adı The Boys. Bu The Boys kimdir dediğinizde onlardır. İntikam almak için diyelim. Haddlerini bildirmek için onlara bir araya geliyorlar ve yola koyuluyorlar. Hikayenin başlangıcı bu. Daha ilk bölümden siz ne kadar absürt mizah denli komik olduğunu görebil, Absürt mizah denli vahşet olduğunu ve yani bunun artık görsel ve komik bir dille anlatılmaya çalıştığını görebiliyorsunuz. Yani dizi güzel genel olarak. Fakat dediğim gibi Vahşet burada bir etken dizinin güzel olmasında da sert olmasında da. Bu aslına bakarsanız Civil War çizgi romanını okuduysan Civil War çizgi romanıyla çok benzer bir noktadan çıkıyor. Civil War çizgi romanında çoğu insan çizgi romanı okumadığından filmleri okuduğundan bunu bilmiyor. Süper güçlü insanlar, süper kahramanlar ki süper kahramanlar yine orada da süper kahraman değil yani süper güçlü insanlardan çıkıyor bu durum. Onlara süper kahraman dendi, dendiği için işte e, kavram, kavram karmaşası heh, kavram karmaşası çıkıyor ortaya. Bir türlü konuşamadım. Bu kavram karmaşasından dolayı. Süper kahraman, süper güçlü. Ben biraz daha ayırmaya çalışıyorum. Süper güçlü insanlar çok çoğaldığı için, insanlara zarar vermeye başladıkları için Civil War'da deniyor ki biz bir süper kahraman yasası koyalım. Süper kahramanlar bunu imzalamak zorunda olsun. Süper güçlüsünüz diye kafanıza estiğini yapamazsınız. Diyorlar. Civil War'un temeli bu. Aslında The Boys'un da temeli bu. Baktığınızda. Güzel bir öykü. Güzel bir anlatı noktası. Hani bu Bright diye isim geliyor. Bright Burn mü? Öyle bir film çıkmıştı bir dönem. Korku filmi. Superman çocukluğunda delirseydi ne olurdu gibi. Aslında öyle bir nokta. Yani bu dizi içinde çokça şey de görüyorsunuz. İşte Amazon dizisi olduğu için Trump eleştirisi de okuyabiliyorsunuz diziden. Yoksa ya da Superman kötü olsaydı ne olurduyu da okuyabiliyorsunuz. Superman umursamalı saydı insanların ne olurduyu da görebiliyorsunuz. Böyle bir dizi. Kısaca böyle özetleyebilirim. 5 dakika olmuş galiba. Ee, 5 dakikada böyle özetleyebilirim dizi spoilersız. Fakat şu noktadan sonra spoilerlı konuşacağım. ikinci sezon hakkında. Zira birinci sezonu da ikinci sezonu da gayet beğendim. Fakat beğenmemin yanı sıra son bölümde bana şunu dedirtti dizi. E üçüncü sezonda ne yapacaklar? Tamam kestik. Şu an itibaren spoilerlı. Ee, anlattığım şeyi beğendiyseniz videoyu durdurun. Gidin izleyin ki zaten 8 bölüm 2 sezon. 16 bölüm demektir. Rahat rahat izleyebilirsiniz. Çayımdan bir yudum alayım. Çayımı geri koyduğum noktada spoilerlı başlarız. Koydum. İkinci sezonun sonunda okey Irkçı hanım abla adı neydi? Stormfront gitti. Bu arada bilmiyorsanız Stormfront gerçekte Irkçı paylaşımlar yapan bir sitenin adıymış. www.stormfront.com inanıyorsam. Ee, Okey o gitti. Ee, Bekka gitti bir şekilde falan filan. Şimdi benim size sorum şu. Sadece size değil bunu daha önce Discord'da da konuştuk. Discord'daki insanlara da söyledim. Arkadaşlarımla konuştuğumda arkadaşlarıma da söyledim. Üçüncü sezonda ne bekliyorsunuz? Üçüncü sezonda sizce ne olacak? Bir arkadaşım bana şu cevabı verdi. E ama dedi. Yani ben dedim ki hiç beklentim yok. Üçüncü sezonda ne olabilir dedim sence? Dedi ki ama daha Homelander'ı düşürmediler dedi. Yani indirmediler. Ben dedim ki zaten en başından beri Homelander'ı indirmek bir amaç değildi. Amaç en başından beri bakın süper kahramanlar kötü. Süper kahramanlar kötü şeyler yapıyor. Bunu halka, insanlara göstermeliyiz ki süper kahramanlar dursun. Süper kahramanların foyasını ortaya çıkarmalıyız. Süper kahramanlar kötü şeyler yapan süper kahramanları engellemeliyiz idi. Yani tamam ikinci söylediğim bağlamda yine biraz şey oluyor. Homelander. Bir yerden okumuşum gibi oldu ama yok. Çayımdan <laughs> içip hatırlamaya çalıştım. Homelander'ı tamam halletmeleri de bu bağlama giriyor fakat tam olarak bu değil aslında yapmak istedikleri. Yapmak istedikleri çamaşır makinesi sesi. Bir kişi yorumlara yazmış. Bilmem kaçıncı dakikada muhtemelen duymadınız. Mikrofon yeni olduğundan eski mikrofonda duyuluyordu. Bir kişi yorumlara yazmış işte bilmem 13. dakika 55. saniyede çamaşır makinesi sesi diye. Selam olsun ona da. Hala buradaysa. Hala izliyorsa videoları. Homelander'ı öldürmek de tam bu bağlama giriyor ama hiçbir zaman siz Homelander'ı öldürelim diye yola çıkmadınız. Butcher o man, mentaliteyle yola çıktı. Çünkü intikam almak istiyordu. Becca'yı öldürdüğü için. Daha sonra ne ortaya çıktı? Becca'yı öldürmemiş. Amaç ne oldu o zaman? Bir anda devşirildi. Becca'yı kurtar ve hayatına devam et. Hani okey bir dram, dram, dramatik bir şey yaşadık ama intikam boş var. Becca hala yaşıyor çünkü. Becca'yı al ve geri dön. Oldu. Daha sonra Becca önce ne oldu? Çocuğa bak. Aslında görev yani Şimdi Beka öldüğü için belki Homelander'da intikam alabilir ama Beka'yı öldüren kişi zaten şeydi. Stormfront'ta, e Stormfront'tan da intikamı çocuk aldı. Anlatabiliyor muyum yani? Son bölümde her şeyi birbirine bağladınız. Son bölümde bağlanmayan bir şey kalmadı. Acaba ne gösterecekler? Yani bir tane kadın varmış, gözü beyaz oluyor ve insanların kafasını patlatıyor. Allah Allah, sen onu dün getirdin zaten. Yani insanların kafalarının patlamasına şaşırdık evet ama hiç bir merak, önem yok ki benim o konuda. Neden acaba insanların kafasını patlatıyor. Ne bileyim ben yani sen bana o karakteri de göstermedin. Tam olarak şeyi de göstermedin. Kimlerin kafası patlıyor da göstermedin. Çünkü en sonunda e, kilisenin başkanının da kafasını patlatıyor. Yani bir yere kadar diyeceğim ki anti süper kahramancıların kafasını patlatıyor. Kendisi anti süper kahramanların başı olarak gözükerek ki bu çok güzel bir strateji aslında. Şey düşündüğünüzde. E, mesela süper kahramanları destekliyorsunuz siz. Süper kahramanları en iyi nasıl desteklersiniz? süper kahramanların karşısındaki kişiyi elinizde kontrolde tutarsanız muhalefeti, süper kahramanları daha iyi şey yapabilirsiniz, kontrol edebilirsiniz, kontrol edebilirsiniz değil de daha yüceltebilirsiniz. Muha muhalefeti düşürerek veya atıyorum muhalefeti belli başlı bilgilerden yoksun tutarak vesaire. Peki muhalefet sensen o daha da ileri. Yani muhalefeti kontrol altında bile tutmuyorsun, direkt sensin. Gibi bir hani aslında strateji olarak okuyor ama Süper kahramanlara mı destek veriyorsun? E o zaman kilisedeki adamı niye öldürdün? Edgar'ın mı karşısınız falan ya yani böyle keşmekeş oldu biraz ve şey heyecan elementini söktüler. İşte Hughie işe başladı. Butcher bir şey söylemeden çıktı. Ben oradan şunu anladım. Okey Butcher out. Hani tamamen artık bırakıyoruz. Karl Orban'a paranız mı yetmedi? Daha fazla bilmiyorum ki Karl Orban ve zaten Homelander oyunculukları taşıyor diziyi çok ciddi anlamda. Başka MM ailesine döndü şey Petit Hugh diyeceğim. Küçük Huey diye isim geliyor. Neydi o adamın adı? Fransız olan. Aa hatırlayamadım. Neyse. Fransız adam şeye döndü. Ee, i̇şte o kızın yanına döndü. Canavar kızın. Onun adını da hatırlayamıyorum. Yani bana hiçbir merak üyesi bırakmadı dizi. Bunu yani dediğim gibi dizi hala güzel. Dizi hala birinci sezonda güzeldi, ikinci sezonda güzeldi ama üçüncü sezonu neden açacağımı bilmiyorum şu anda. Üçüncü sezonu ne izlemek için açacağım bilmiyorum. Dizi bana bunu veremedi. Diyeceklerim de bu kadardı herhalde. Siz yorumlara yazarsınız. Aa nasıl diyorsun? Asıl işte şöyle oldu. Orada böyle böyle bir alt altyapı vardı. Sen oradaki politik konuşmaları kaçırmışsın. Sen buradaki şeyleri kaçırmışsın. Nedir ona? Olayları kaçırmışsın vesaire diye yorumlara yazarsınız. Ben de göreyim. İyi ee, bu hafta uğruna video, video yapacak. Podcast yapacak. Çok bir konum yoktu. Boys konuşacaktım bir ara. Bu haftaya kısmetmiş. 1 Kasım'da da Twitch'te çekilişimiz olacak. Oyun çekilişi, oyunlarla vesaire ilgiliyseniz Twitch takip etmenizi öneririm. Bir de kitap kulübü yapacağız Twitch'te. Akileus'un şarkısı kitabını okuyarak, okumaya başlayarak. Okumakla başlayarak. Neyse. <gülüyor> Affedersiniz. <laughs> Boğazıma çay kaçtı. İzleyen herkese teşekkürler. Bu videodan bu kadardı, bu podcastten bu kadardı.